hepimizin bildiği gibi insanlık ailesinin doğumundan günümüze değil. Çatışma ve savaş aslında en kolay başlatılabilecek hususlardır. Oysa barış en zor gerçekleşebilecek husustur. Zahmetlidir, streslidir, efor gerektirir. Ama şüphesiz ki zahmetli olduğu kadar da erdemlidir, onurludur. Barışa sahip çıkmak, barışı gerçekleştirmek. Heyet olarak Colemek'te ailelerimiz arasında meydana gelen husumetin diyalogla, müzakereyle, istişareyle ortak paydalarda buluşulduğunu, sulhun tüm altyapılarının oluşturulduğunu ve bugün itibariyle sulhun gerçekleştiğinin müjdesini başta Celemek halkına ve akabinde de bütün Kürdistan halkına, bütün Orta Doğu halklarına müjdelemek isteriz. Ramazan ayının son gününde, bayramın arifesinde, öyle inanıyorum ki bu bizlerin aynı zamanda ikinci bayramı oldu. Her şeyden önce barış çabasının selametle sonuçlanması, mütabakata varılması süresi içerisinde her kimin katkısı olmuşsa katkılarından dolayı heyet olarak teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Doğrusunu ifade etmek gerekirse çok geniş bir yelpazenin destek ve dayanışmasını gördük. Öncelikle mağdur olan ailemize şükran borçluyuz. Metanetlerinden dolayı, sağduyularından dolayı ve hakikaten bütün Colemek halkının 7'de 70'e geleceğine sahip çıkmalarından dolayı. Ve aynı şekilde bütün ailelerimizin rusipilerine iştekinlikle teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Ki kendileri de aynı şekilde barışın ve sürdüğün gerçekleşmesi konusunda olağanüstü bir gayret ve çaba içerisine girdiler. Değerli arkadaşlarım, yaklaşık olarak 6 gündür sabah namazından önce uyuduğumuz olmadı. Ve günün ilk ışınlarıyla birlikte mesai yaptık. Doğrusunu söylemek gerekirse çok yorucuydu ama şu anda barışın heyecanıyla kendimizi çok dinç hissediyoruz. Ben medyaya da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Zira sizler barışın oluşması için demokratik bir kamuoyu oluşturdunuz. Allah sizlerden de razı olsun. Ben müsaadeniz olursa çok teferruata girmeyeceğim. Zira bu akşam bütün ailelerimizin ileri gelenleri, sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte hem barış seremonisini, barış törenini gerçekleştireceğiz ama aynı zamanda da orucun son gününde, Ramazan ayının son iftarını da birlikte gerçekleştireceğiz. Orada daha teferruatlı değerlendirmeler, açıklamalar gerçekleştirilecektir. Ben bir kez daha arkadaşlarım adına, başta Colemek halkına ve şüphesiz ki tüm Kürt halkına, Kürdistan halkına müjdeler olsun ki sulh gerçekleşti ama bu nüsibet hepimize ders olmalıdır. Colemek'te yaşayan her bireyin, her ailenin, her kurumu, her kesim açısından bir ders olmalıdır. Memnuniyetle ifade etmek isteriz ki bütün ailelerimiz bir insanımızın yaşamını yitirdiği, 6 insanımızın yaralandığı olaylardan dolayı herkes üzüntü içerisindedir ve herkes bu vakanın vuku bulmasından sorumluluk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu da çözümü kolaylaştıran en önemli hususlardan bir tanesi olmuştur. Bizim çağrımız bundan böyle. Bundan böyle. Hiçbir sorunumuzu şiddet yoluyla, çatışma yoluyla çözmeye kalkışmayalım. Diyalogla, istişareyle,
müzakereyle, birbirimizi cemaatlere çekerek, birbirimizi obdusmanlara götürerek sorunlarımızı çözmeye çalışalım. Yani ölüm vuku bulmadan barış heyetleri gelsin. Ölüm vuku bulduktan sonra maalesef heyetler ve hiçbir kimse ölüm gerçekleştikten sonra geri getiremiyor. Tam da bu noktada yeni bir kültüre, yeni bir davranış biçimine hepimizin ihtiyacı var. Ben bunun da sınırlı tutuyorum. Arkadaşlarımın emekleri çok yüksek, benden çok daha yüksek. Kendilerinin ifade etmek istedikleri husus varsa büyük memnuniyetle sözü kendilerine bırakıyorum.